Evet. Merhaba başkan. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam Çorum'um. Nasılsın abi, iyi misin? Mimar Çorum'um. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hafız. Allah'ım. İnşallah kazanırsın. İnşallah, inşallah. Baba isteyeceği mi kazanırsın? İnşallah. İsteyeceği mi kazanırsın? Evet. Selamünaleyküm. Sayın Başkanımız geçen seçimden önce de bu şekilde bir kahvaltı düzenlemişti. Ondan çok memnun kaldık. Sağ olsun yine bizleri düşündü. Bizler için böyle bir kahvaltı tertip etti. Teşekkür ediyoruz. Bunların devamlarını da bekliyoruz. İlgilerini, alakalarını bizden kesmemesini diliyoruz. 30 Mart yerel seçimleri için ilk esnaf gezimize Arasta'dan başlıyoruz. Tabii ki buradan başlamanın da bir anlamı vardır bizim açımızdan. Arasta'ya verdiğimiz başkanımızın hem yerelde hem genelde verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bugün burada başlattığımız esnaf ziyaretlerimizi sizin davetiniz üzerine ve kendi gideceğimiz yerler üzerine şunu söylemek istiyorum. Biz Çorum'da ulaşmadık. Yanına gitmediğimiz esnaf kardeşimiz bırakmayacağız inşallah. Çünkü esnaflarımız genelde 12 yıllık iktidarımızda ve yerelde de sürekli AK Parti'nin yanındaydılar. Bundan dolayı ben buradan Çorum'da esnaflık yapan bütün kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki 30 Mart yerel seçimlerinde sizlerin karşısına çıkarken yapacağız, edeceğiz diye değil. Dolu dolu geçen bir 5 yıl var. Elhamdülillah Allah bize bunları nasip etti, belediye başkanımıza nasip etti. Sizler geçmişte neler yapıldığını görüyor artık Çorum halkı. Gördüğü için de 30 Mart'ta belediye başkanımıza Muzaffer Külcü'ye 30 Mart'ta tekrar destek verecek. Nasıl destek verecek? 5 yıl önce aldığımız oyların çok çok üstünde oy alarak destek verecek. Bizleri böyle bir sabahta kampanyamızın esnaf gezisi kısmını başlatacağımız günde hanenizde, arastanızda misafir ettiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Az önce Merkez İlçe Başkanımız da ifade etti. Bizim burada olmamızın gerçekten özel bir sebebi var. Bismillah deyip bir sabah Gazi Caddesi'nden yukarıya doğru veya İnönü Caddesi'nden aşağıya doğru da dükkan dükkan ziyaretlerimize başlayabilirdik. Ama biz onun yerine dedik ki esnafın sofrasına oturalım. Gidelim orada güler yüzümüzle birbirimize mukabelede bulunalım. Ve bunların sonunda da biz onların işlerinin hayır olması, kazançlarının bereketli olması için dua ederken onlar da millete hizmet yolunda çıktığımız bu yolculukta bize dua etsinler istedik. Doğrusu bugün sabah buradan başlamamızın anlamı, sebebi değerli kardeşlerim budur. 5 yıllık bir dönemi geride bırakıyoruz. Geçen yıl, geçen dönem kampanyamıza Sayın Başbakanımızın Çorum ziyaretiyle beraber başlamıştık. Yani 24 Şubat tarihiydi. Bu defa ise ondan yaklaşık bir hafta kadar sonra başlamış oluyoruz. Ve inşallah seçim dönemine kadar da gece demeden, gündüz demeden, uzak demeden, yakın demeden gitmeye, ziyaret etmeye gayret edeceğiz. Ben öncelikle bu vesileyle
5 yıl önceki görevlendirmemiz dolayısıyla bütün Çorumlu hemşerilerime sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Çorum Belediyesi geçmiş dönemlerin hiçbirinde yapılmayacak kadar, yapılamayan kadar iş yaptı, proje hazırladı ve bunların da hepsini Allah'a hamdolsun ki birer birer hayata geçirdik. Şimdi ben bunların detaylarına girip tek tek sayacak değilim. Bunları sayacak olsak birkaç toplantıda emin olun değerli kardeşlerim yetmez, bu süreyi yetiremeyiz. Ama bir şeyi hatırlamanızı istiyorum. Seçim döneminde bir kitapçık dağıtmıştık. Böyle ince dikdörtgen bir kitap. 25-30 sayfalık bir şey. Ve biz onu dağıttığımızda şehirde müthiş bir heyecan uyandığını gördük. Bunlar yapılır mı? Yapılabilir mi? Belediye bunu hangi mühendise yapacak? Hangi memurla yapacak? Hangi parayla yapacak? Öyle ya. İşçisinin memurunun parasını ödemekte zorlandığımız günleri gördü bu belediye. Şimdi bakıyoruz, trilyonluk trilyonluk projeleri konuşuyoruz. Heyecanlandı şehir. Biz de bize inanıp güvenip emaneti bize teslim eden hem şehirlerimize belediyeye çıktığımız gün o kitapçığı göstererek dedik ki bu bir seçim hikayesi olsun diye yazılmadı. Bunlar Jack Jack edebiyatı olarak meydanlarda kalmayacak. Bunu masamızın üstünde tutacağız ve her akşam eve gitmeden önce biz acaba bu projelerin hangisinde ne aşamaya geldik? Buna bakacağız, bunu çalışacağız ve projeleri de hayata geçireceğiz demiştik. Değerli kardeşlerim, şimdi başka bir şey daha yapacağız. 5 yıldır belediyenin neyi var neyi yok, kadrosunu da personelinde parasını da her şeyini öğrendik. Ve şehri o gün tanıdığımızdan bugün daha iyi tanıyoruz. Belediyeyi o gün bildiğimizden bugün daha iyi biliyoruz. Bütün bu projelerimizi, bütün bu tecrübelerimizle, bilgilerimizle yeni projelerimizi hazırladık ve inşallah bu hafta sonu cumartesi günü büyük bir salon programıyla yine projelerimizi ortaya koyacağız. Bunu da aynı 5 yıl önceki hassasiyetimizle yapıyoruz. Bu şehir bize niye oy vermeli? Sadece başbakanımızı sevdiği için mi? Sadece partimizi sevdiği için mi? Evet, bunlar için oy versin. Ama ne istediğini, ne beklediğini, 5 yılın sonunda nelerin hayata geçirileceğini de görsün, bilsin ve ona göre oy versin istiyoruz. İşte bizim farkımız bu değerli arkadaşlar. İşte değerli kardeşlerim, 5 senedir Çorum bizim yol yürüyüşümüzü gördü. Bu şehirdeki değişime şahit oldu. Yollarıyla, parklarıyla, terminaliyle, spor tesisleriyle, kültür tesisleriyle, aklınıza ne geliyorsa, altyapısıyla. Ya şu Gazi Caddesi, İnönü Caddesi. Bakın orada 1,5 sene çalıştık. Allah razı olsun. Kızdınız, sitem ettiniz ama bizi hiç eleştirmediniz. Sineye çektiniz. Çünkü sonunun iyi olacağını bildiniz. Ne oldu biliyor musunuz? Gazi ve İnönü Caddesi'ni söylüyorum. 28 yıl önce Necdet Diken başkanımız, kulakları çınlasın, kaldırımdaki taşları değiştirmiş. Kanalizasyon hak getire. Yağmur suyu zaten yok. İçme suyu arada bir patlar, yeniden yaparsınız. Doğalgaz kazmış bir tarafı, telekom kazmış bir tarafı, ne yaptık biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Tam 11 ayrı çalışma yaptık. Gazi Caddesi'nde ve İnönü Caddesi'nde. 22 kilometre yağmur suyu vardı bu şehirde. 22 kilometre.
Gazi Caddesi, İnönü Caddesi'nde yoktu. Bahabey'de, Ilıca'da yoktu. Nerede? Şehrin yeni yerleşim yerlerinde. Oralarda altyapıyı yaparken boruyu da koyuverdik. Bizden önce. Şimdi 22 kilometre yağmur suyu 102 kilometreye çıktı. 102. 5 senede yaptık bunu. Hem de Gazi'de, İnönü'de, Bahabey'de, Osmancık Caddesi'nde, Ilıca'da, eski terminalin önünde. Göl olurdu oralar. İşte şehir şimdi bu değişime şahit oluyor. Bizim yol yürüyüşümüzü gördü. İnşallah 30 Mart'ta da yine inancım o ki milletimiz en güçlü şekilde bu desteği verecek. Burayla ilgili böyle kalmamalı diye düşünüyorum. Mutlaka bir şey yapılmalı. Mahkeme kararı var. Önceki söylediklerimiz bir tarafa. Ama bu halini de değerli kardeşlerim, tarihin yok olması olarak düşünüyorum. Yavaş yavaş elden çıkıyor. Ha şöyle bakıyorsun güzel görünüyor. Camlar takılmış. Alüminyum kompozitler geçirilmiş. Onlar da güzel görünüyor ama bizim buranın tarihi dokusuna uygun olarak bir çalışma yapmamız ve bunu da buradaki esnaf kardeşlerimizle oturup konuşup nasıl yapacaksak ona göre bir hale, yola koymamız lazım. Evet. Değerli kardeşlerim, bira bismillah dedik, yola düştük. 4 hafta boyunca inşallah elini sıkmadığımız kardeşimiz, dükkanı ziyaret etmediğimiz kardeşimiz kalmayıncaya kadar dolaşacağız. Her yere gideceğiz. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, umutlarımızı, hayallerimizi, projelerimizi bir bir Çorum'a inşallah anlatacağız. Ve inanıyorum ki 30 Mart akşamı sandıklar açıldığında yine o sandıklar patlayacak. Kazanan yine Çorum olacak. Kazanan yine Türkiye olacak. Kazanan yine millet olacak inşallah. Bitemmim bil hayir ve bihi nesta'in. Ya Rabbi zorlaştırma, kolaylaştır. Ya Rabbi iş nimetlerin kadrini bilen insanlardan eylesin ya Rabbi. Ey ulu Allah'ım bizleri bölüşümcü, paylaşımcı, affedici insanlardan eyle ya Rabbi. Kafe-i ehli iman. Çal yayla. Biraz mı yetişiyordu? Ne yetişiyor? Biraz yetişiyordu. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilikler versin. Selamun aleyküm. Abi iki yapalım. İki yapalım. Buradan geldi bir taraftan. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hadi abi merhabalar. Merhabalar. Abi iyi misiniz? Merhabalar. Sağ olasın. Merhabalar. Allah razı olsun. Sizler de sağ olun. Gençler merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsın? Hacı baba nasılsın? Allah çok. Siz nasılsınız? Allah iyilikler versin. Biz de iyiyiz. Su haydi inşallah bize. Allah'a emanet olun.